Hepinize bol bağlamalı günler diliyorum. Şimdi bugün videomuzun konusu aslında bağlamanın tüyoları. Kısa saplı bir bağlama ya da uzun saplı bir bağlama. Tüm bağlama çeşitleri için bu geçerli. Bazen videolarda şöyle yorumlar da geliyor. Ya hep kısa sap eğitimi veriyorsun, uzun sap eğitimi niye vermiyorsun? Yani uzun sapçılarla kısa sapçılar arasında böyle sanki bir zıtlık var gibi bir bakış açısı var arkadaşlar. Bu kesinlikle yanlış bir şey. Böyle bir şey yok. Zaten bir kişi eğer ben bağlamacıyım, bağlama çalan biriyim diyorsa uzun sapını da çalmalı, kısasını da çalmalı, nesimi de çalmalı, efendim diğer düzenleri de çalmalı, müstezat gibi, misliyet gibi hepsine hakim olmalı. Bu sebepten hepsini bir görüyoruz, bütün görüyoruz. Ama tabii insanların hançerelerine göre, memleketlerine göre, zevklerine göre tercih ettiği şeyler başka. Ama bu diğerlerini çalmadığımız anlamına gelmiyor. Mesela elimdeki bağlama uzun saplı. Ben bağlama düzeninde çalıyorum. Şu an fa akordu için. Bir stüdyo kaydımız vardı. Fa çaldık. Ardından üsteli mesela arkadaşlar. Şöyle biraz daha gerdirdiğim zaman bozuk düzen olarak çalabilirim. Durum bu. Şimdi çok uzatmayayım lafı. Bugün aslında güzel ve önemli bir video olduğunu düşünüyorum bu videonun. Çünkü bağlamanın püf noktaları derken aslında şöyle. Bazen yanlış bilinen şeyler, bazen de hiç bilinmeyen şeyler olabiliyor bunlar. Yani birisinin bu tarz şeyleri hatırlatması lazım arkadaşlar. Bu konseptte bir video pek fazla görmedim. Varsa da yapanların emeğine sağlık. İyi bir şey olacak diye demiyorum. Deneyeceğiz. Daha önce açış videolarıyla ilgili de bu tarz şeylerden bahsediyordum ve gerçekten açış videoları artık aldı gitti. Belli bir noktaya taşındı. O zaman da çektiğimiz zaman ya açışın dersi mi olur deniliyordu. Ama hakikaten oluyormuş. Verim aldığını görüyoruz. Şimdi ben çok laf uzatmayayım. Başlık başlık ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi birinci başlık şu. Bağlamanın klavyesi üzerinde geziniyorsunuz. Sol elden bahsedelim. Sağlıklar için tam tersi. En doğru ses neresi diye en sık karşılaştığımız konulardan bir tanesi. Yani belli bir kesim daha çok ortanın doğru olduğunu düşünüyor. Ama yanlış arkadaşlar. Bir perdenin, bu hangi perde olursa olsun, doğru sesi her zaman perdenin dibidir. Birinci bilgi bu. Örneğin mesela sol perdesinde, bağlama düzeninde düşünün. Bakın yukarı bastım. Görüyor musunuz? Bakın kayıyorum. Ve doğru sesi aldım. Yanlış. Zaten besbelli doğru. Birinci kural bu arkadaşlar. Yani bağlamanın üstünde perdeleri gezinirken her zaman perdenin dibine basmaya özen gösterin. Durum bu. Şimdi her zamanı tabii biraz açalım. Bazen bu durumun istisnaları da olabiliyor. Her zaman çok doğru bir tabir olmamış olabilir. Mesela ben şöyle bir süsleme yapıyorum. Eser böyle gider. Bakın. Ben ne yaptım? Burada birinci parmağı mi'ye bastım. İkinci parmağı mi'nin hemen yanından, evet yine fa'dan. Aslında fa değil, onu re çekmesi olarak kullanıyoruz ama perde adı vermem gerekirse buradan kullanıyorum. Perdenin dibinden kullanırsam süsleme şuna dönüyor. Hayır. Şu başka. Şu başka. Yani evet, bu gibi konularda bazen perdenin dibi değil, ortası, hatta perdenin tam tersi yönü de kullanılabilir. Mesela şu teknik işte. En klasik. O gibi yöntemlerde bu istisnalar var. Ama ben bir perdede en doğru sesi nasıl alırım? El cevap perde dibidir arkadaşlar. Bu birinci bilgimiz olsun. Biraz da rahatsızım arkadaşlar. Sesimden dolayı kusura bakmayın. Elimizden geldiğince bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Ajitasyon yapmayayım tabii. Hasta hasta video çekiyorum diye ama durum bu. Şimdi parmaklar demişken arkadaşlar, parmakların bir başka konusu. Mesela bu harekette ne yanlışlık gördünüz? Bir geri sarar mısınız arkadaşlar? Şöyle o iki defa ekrana tıklıyorsunuz ya, 5-5. Bir sarın, bir daha bakın bakalım ne yanlışlık var. Evet, sardınız geldiniz. Hemen söyleyeyim arkadaşlar. Basışa baktınız, belki tezeneye baktınız. Ama kaçırdığınız bir şey var. Diğer parmaklarım. Yani ben mi, fa'yı, sol'ü gezerken bakın diğer parmaklarımın şekli buydu. İşte bu yanlış bir şey. Sanki perdelere basacakmış gibi hazır kıta beklemelidir. Basmasa dahi. Çünkü burada biz elimizi şuradan kaldırıp
yukarı getirip perdenin üstüne basarken belki saliseleri kaybediyoruz. Ama burada hazır basarken o süreyi kazanmış oluyoruz. El cevap hızlı çalmak, evet. Duşeli çalmak, evet. Parmaklarımı istediğim anda istediğim yere hareket ettirebilmek, bunların hepsi eşittir temiz sese denk geliyor arkadaşlar. O yüzden ben klavyenin altında bu şekilde parmaklarımı bekletmiyorum. Ya bazen hani karar sesleri kullanırız. Mesela si kararı, mesela do kararı. Belli başlı sesleri kullanmak için evet mesela sıkabiliyoruz. Yani şu gibi mesela ya da işte mesela burada örnek veremem ama la da mesela. Yani bunun örneği mesela ne olabilir başka? Sol olabilir bakın mesela yaygın. Yani şöyle kimse sol mesela çok yaygın kullanmıyor. Yani şu. Buraları tamamım. Yani ara ara bunun da istisnaları var tabii. Kapağı da açtım şöyle güzel tınlasın diye. Bu bağlamamız da Mert Batan Müzik Merkezi'nde satışta arkadaşlar. Şöyle bir 5 saniyelik ürün yerleştirmesi de yapalım. 5 saniyeye geçiyor şu an ama ekrana telefon numaramızı bırakacağım. Oradan da bütün detayları alabilirsiniz. Instagram'dan ve web sitemizden. Hemen devam ediyorum. Şu şekilde elimizi sıkıştırdık. Evet. Bu bir yöntem tamam ama bu daimi olmamalı arkadaşlar. Yani bağlamanın klavyesi üstünde gezinirken başka bakın görüyor musunuz? La'yı uzatmak için ikinci parmağı kullandım. Yanlış. Üçüncü parmak. Hatta konu açılmışken ona da hemen değinelim. O da güzel bir başlık olabilir. Aklımda yoktu ama bakın şimdi o geldi mesela. Evet. Yani kısacası elimizi şu şekilde çok gizlemeyeceğiz. Şimdi anlatmak istediğim ve şu an doğaçladığım konuya geliyorum. Üçüncü başlık da bu olsun. Nedir? Ya hocam fa diyez 3'e ikinci parmakla basılmaz mı? Sen üçüncü parmakla basıyorsun. Birinci parmakla basıyorsun. Ya hocam do'ya 5. parmakla basılmaz mı? Sen neden üçüncü parmakla bastın? Neden birinci parmakla bastın? Ya da sol'e. Daha çok bu si'de sorulan bir soru arkadaşlar. Şimdi belli başlı şeylerimiz var. Kalıplarımız var arkadaşlar. Kalıp derken hani kısa saplı bağlamadan örnek veriyorum şu an. Çalım tekniği açısından sık karşılaştığımız şeyler. 1. Birinci parmak mi'ye basar. 2. İkinci parmak fa diyez 3'ü kullanır. İşte üçüncü parmak fa diyezi kullanır. Dördüncü parmak sol'ü kullanır. İkinci pozisyonda evet. Bir başka pozisyonda bunlar değişebilirler. Yani birinci pozisyon, işte ikinci pozisyonda, üçüncü pozisyonda. Peki buradan şöyle bir sonuç çıkıyor. O zaman demek ki bağlamanın perdelerinin sabit parmakları var. Ve herkes o perdeleri o parmaklarla basıyor. İşte ben bunun yanına kocaman bir çarp atıyorum arkadaşlar. Çünkü böyle bir şey yok. Bence burada önemli olan şey ve ustalarımdan gördüğüm şekliyle bağlamanın ses temizliği ve sonraki notaya geçerkenki pratiklik. Yani ben yeri geldiği zaman do'yu 3. parmakla da kullanabilirim. Yeri geldiği zaman sırf bu pozisyonsal geçişler olarak düşünmeyin arkadaşlar. Yani pozisyon anlamında demiyorum. İkinci pozisyondayım. Gayet tabii işte si 2. parmakla basabilirim. Ama 4. parmakla basmayı tercih ediyorum. Mesela. Bakın. Bastım. Çünkü ben buradan si sesini alırken arkadaşlar. Yani bu sesi kullanırken. Daha güçlü bir ses alıyorsam. İkinci parmakla bu şekilde. Diye uğraşmayabilirim. Ya da bunu birinci parmakla alıyorsam ki burada çok uygun olmaz ama bir başka örnek düşünün mesela yani yine kullanayım. Çok güzel değil bu örnek için bir başka örnek de olabilir. Yani demek istediğim şu ben C'ye C örneği verdim ama diğer tüm notalar için de bu geçerli. Birinci parmakla da basarım, 2 ile de basarım, 3 ile de basarım, 4 ile de basarım arkadaşlar. Bu tüm notalar için geçerlidir bu kadar. Ya tabii ki de çok absürt şeyler yani 5. parmakla tutup sol'e gitme falan hani bu zaten sizi zorlayacak bir şeyse mantıki olarak zaten bunu yapmazsınız. Ama genel manada şunu bilmemiz lazım ki ben temiz sesler alırsam parmak numaralarım gayet tabii değişebilir. Ha bunu tabii herkes kafasına göre yapmamalı hani orada okeyim. Sonuçta biraz bu işle ilgilenmeniz lazım. Daha farklı kompozisyonlar, daha farklı pozisyonlar hepsini denemeniz, yanılmanız lazım. Yani dediğim gibi burada iki husus var. Birincisi sesin temizliği ki bence en önemlisi o. Çok ciddi bir hız hayaliniz yoksa. Çünkü hızlı çalmak istiyorsanız parmak numaralarınızı sabitlemek zorundasınız. Çünkü bir sonraki perdeye geçme durumunda eğer o parmakları kullanmazsanız hızlanamazsınız. Tezene de aynı şekilde. Aslında buradan tezene yönlerine de bağlanabiliriz. Bakın konu konuyu açıyor.
Mesela bir başka başlık da bu olsun. Hep derler ki işte Tezen'e işte kalıpları var. Üstad gider İzmir, işte Karaman, Ankara, Van. Evet, bunları zaten kullanıyoruz. Bunlar bizim standartlarımız. Ama bazı durumlarda, bazı eserlerde arkadaşlar, mesela Halil İbrahim'i açın, Musa Eroğlu'ndan dinleyin. Giriş kısmında tezenelerin birçoğunu üst üste açmış. Bakın. Gibi. Baktığınız zaman daha iyi anlayacaksınız. Hemen şimdi gidebilirsiniz arkadaşlar ama geri gelin. Halil İbrahim, Musa Eroğlu. Yani ölçüt kabul etmemiz gereken en önemli ustalardan bir tanesi. Bakın orada tezeneler nasıl üst üste dizmiş. Demek ki tezenede de şöyle bir sonuç çıkıyor. Evet, belli bir standardımız var. Tartımlar, kalıplar, eyvallah. Ama bunun yanı sıra yine burada da ben sesi temiz almam, nasıl gerekiyorsa öyle davranmalıyım. Tabii ki bunu bir grup halinde, bir topluluk halinde çalarken yaparsanız oradan birisi üstten atar, birisi alttan gelir, çıt 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 sırıtır yani. Onlara bir diyeceğim yok. Ama bireysel çalımlarda önemli olan şey tamamen ses temizliği olduğunu düşünüyorum. Ve bir sonraki notaya geçişte de tabii kolaylık yani. Şimdi tezeneyi de ona göre ayarlayacaksınız. Ters tezeneler atarsanız yine sıkıntılar yaşayabilirsiniz gibi. Bu da bir başka başlık olsun. Yani şöyle baktığınız zaman 3-4 tane başlıktan bahsettik. 5. bir başlığı daha vereyim arkadaşlar. Anlatacağım şey çok fazla. Saatlerce anlatsam bıkmam ve anlatacağım çok şey var. Ama videolar çok uzun olduğu zaman da bir şekilde çok verimli olmuyor. Bu son başlığı da anlatayım ve bağlamanın püf noktalarını bir seri haline getirelim ve devamını paylaşalım. Bilmiyorum ne dersiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Bir diğer konuya geldik. Aslında bu pozisyonlarla da alakalı. 1. ve 5. parmağın aslında klavye üstünde takibi. Şimdi şöyle yaygın karşılaştığımız bir sıkıntı var. Bunu genelde başlangıç ve orta düzey öğrenciler çok yapıyor. 1. parmağı mesela mi'ye basıyor. 5. parmak şu şekilde yatık oluyor arkadaşlar. Yani nerede 1. parmak mi'de, 5. parmak şu şekilde üstele düşünürsek mi bemol 2'ye, yani mi bemol 2, mi bemollere kadar giden şöyle bir durum var. Evet, işte bu yanlış bir tutuş arkadaşlar. Bakın şöyle biraz daha sazımı eğeyim. Şöyle görün. Tutuş bu. Yani 1. parmak burada, 5. parmak bu. İşte bu 5. parmağın duruşu yanlış. Çünkü neden? Hepiniz yapın bu şekilde arkadaşlar. Şimdi mi bemol civarlarında, mi bemol 2 civarlarında 5. parmak. Basmasa dahi 1. parmak da mi'de. Şimdi bir sole uzanmaya çalışın bakalım ne çıkacak karşınıza. Ciddi manada zorlanacaksınız. Ama ben bu parmağın takibini 1. parmakla mantıklı bir şekilde yürütürsem, yani 1. parmağın altına getirirsem sole uzanmam, sol diyez uzanmam, daha aşağılara uzanmam hiç beni zorlamaz. Yani mantık şu. Yine istisnalar olduğunu belirterek %80 oranında, belki oran da vermeyeyim, o da çok doğru olmayabilir ama büyük oranda dersem herhalde bana katılacaktır bağlama eğitimcileri. Bağlama eğitimcilerine çok fazla şey yapmıyorum arkadaşlar da, çünkü yani herkesin kendine has bir tarzı var. Öyle de bir durum var. Şimdi 1. parmakla 5. parmak, buradan değerli arkadaşlarım Metin mesela, Metin Yiğit'i çok severim. Onunla da sürekli kontaktayız. İşte başka YouTube'da da, diğer platformlarda da şeylerimiz var, arkadaşlarımız var, meslektaşlarımız var. Ya bazen celalleniyorsun, sinirleniyorsun, yapma, sakin ol videolarda diyebiliyorlar. Bilmiyorum, bazen gerçekten insan o öğretme duygusuyla sert çıkışabiliyor arkadaşlar. Öyle bir durum olursa kusurumuza bakmayın. Şimdi 1. parmak mi'de ise 5. parmak do'da olmalı arkadaşlar. Bu. Yani mi do bir örnektir ama aslında burada konu şu. Pozisyonsal geçişleri de düşündüğünüz zaman klavyede 1. parmak, 5. parmak takibi şöyle olmalı. 1. parmak neredeyse arkadaşlar, 5. parmağım da ya onun bir alt perdesinde ya da bir altında. Yani 1 ya da 2 altı diyelim. Bu şekilde gezmeli. Mantık bu olmalı. İşte size istisna. Ya burada mesela yapamazsınız bir şey. Ama mesela gibi. Zaten hani eliniz ister istemez oraya gidecek ama dediğim gibi genelde başlangıç ve orta düzey arkadaşlarda bu sıkıntı yaşanıyor. Bazen ileri düzeylerde bile gördüğüm oluyor. Zorlanıyor yani perde parmak uzanırken, işte sebebi o. Yani parmak takip arkadaşlar. Nereden gelirseniz gelin.
Gördünüz mü? Birinci parmak, beşinci parmağın üstünde. Mantık bu olmalı. İstisnaları unutmayarak. Evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bağlama elinizden, türküleri dilinizden düşürmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bağlamalı günler diliyorum.